28 Ağustos 1104. Burası Niğde Ovası. Bölgede bir Türk ayaklanması çıktı. Başlarında Bayezid var. Komutanları Bayezid önderliğinde bir Türk ayaklanması çıktı. Sebebi gerçekten meçhul, tam olarak bilmiyoruz. Çünkü biz bu topraklarda Türklerle müttefik olduk. Bizans'a göğüs gerdik. Ama Mısır'ın bu talihinden var bilmiyorum. Çok kudretli, çok zengin bir sultanlık olsak da isyanlar bir şekilde bitmiyor. Her bölgede, farklı farklı bölgelerde isyanlar çıkabiliyor. Evet, karşıda Bayezid var. Bizim de başımızda Musa var. Şimdi genelde karşı tarafta tamamen atlı birlikler var. Biz de aynı şekilde atlarımızla saldırmayı düşünüyoruz. Ama güzel bir taktik yapmamız lazım. Şöyle üst tarafı alırsak bir. Amacım tabi asker kaybetmeden bu savaşı kazanmak olacak. Evet, piyade ordularımız da ilerlesin, piyade birliklerimiz. Sol cenahımız ne durumda? Atlarımızı da çekelim şöyle yüksek bir yere. Evet. Orduyu şöyle bölsek. Şu askerlerle buradan saldıralım, ok atalım. Ya da geliyorlar mı şu an? Dur bakalım. Tabii siz böyle gelin. Siz de şöyle gelin bakalım. Aslında evet. Şurayı şöyle çekelim en iyisi. Siz de şöyle, evet, ok atmaya başladılar. Hızlı olalım, hızlı olalım. Ermeni Okçular, evet, birkaç askeri maalesef kaybettik. Şöyle oklarımızı biz sallayalım. En iyisi umumi taarruz olacak gibi görünüyor. Diğer atlarımızı şöyle gelsin, hep bir yandan saldıracağız zaten. En iyisi, evet, en iyisi 5 numara hiçbir şekilde ok göndermesin. Şöyle saldıralım, 4 numarada buraya hızlı bir şekilde gelsin. Hadi bakalım, yoksa çok kayıp vereceğiz gibi görünüyor. Evet, saldırın. Bunu aslında baştan yapacaktık. Evet, öldürdük zaten. Bayezid'i öldürdük şu an. Türk ayaklanmasını bastırmak üzereyiz. Evet. Birkaç tane isyancılar var. Kaçmaya çalışıyor. Onlar da kaçmadan yok edebilirsek zafer tam anlamıyla bizimdir. Piyadeleri hiç sokmadım zaten savaşa. Atlılar kısa bir süre içinde savaşı bitirmiş oldu. Zafer bizim oldu. Niğde'deki Türk isyanı sona eriyor. En azından biraz rahatlıyoruz burada. Sayılara bakarsak 15 kayıp bence çok fazla. Bence çok fazla. Yani üst taraftan bir ok atalım dedik ama düşman Ermeni okçuları gerçekten kuvvetliydi. Yani birkaç tane askerimizi kaybettikten sonra zaten her bir yandan yaptığımız süvari saldırıları sonucu isyanı bastırmış oluyoruz. Bu videoda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Muhteşem serimiz hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz üzere grupta hikayelerle, bol SS'li paylaşımlarla savaşı arttırıyorum. Ayrıca de YouTube'a yüklediğim linklerde savaş videoları da sizde oluyor. Şimdilik bu kadar. Türk isyanı bastırdık. Bayezid'i öldürdük. Adana bölgesinde Niğde'de huzuru sağladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.